Hoş geldiniz. Bu pandemi noktasında buraya katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi olarak, ilçe yönetimleri olarak hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 yıllık birimlerini, elde avuçtaki her şeyi satıp yandaşlara peşkeş çeken, hovardaca harcayan 19 yıllık AKP iktidarı sonunda ülke olarak geldiğimiz nokta, marketlerde çalınmasın diye alarm takılan ayçiçek yağları çocuk bezleridir. Artık oynanmış istatistikler cilalı verileri de gerçekleri kapatamaz oldu. AKP'nin din sömürüsünün arkasına sığınarak geçirdiği yıllar boyunca hayata geçirdiği akla zarar çılgın projeler ve müteahhitine kazandırdığı kimsenin inmediği hava limanları, kimsenin geçmediği yollar, maliyetinin onlarca katına yapılan gerekli, gereksiz, hesapsız harcamalar ile bugünkü iflas noktasına geldik. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Cumhur İttifakı belediyelerinin görüntüsü de farklı değil. Aynı rant transferi yerelde de son sürat devam ediyor. Milyon liralar 2-3 ay ömürlü orta refüj çiçeklerine harcanırken Sakaryalı'nın payına salgın günlerinde cuma namazı sonrası saatlerce tek sıra dizilip bekledikten sonra aldıkları bir kap süt ve veya bal olarak düşüyor. Belediye başkanları belediye arsalarını yandaşa özel imarla peşkeş çekerken vatandaşa buralara müşteri olmak düşüyor. Kimi tarım alanlarını imara ranta açarken kimi 3 yerden 4 yerden maaş alıyor. Cumhur İttifakı temsilcileri lale devri yaşarken Sakarya esnafı kapatılan dükkanları karanan gelecekleriyle baş başa kalmış durumda. Lokantacılar, kahveciler, kafeciler, kırtasiyeciler, servisçiler, müzisyenler, kantinciler veya daha sayabileceğimiz işletmeler pandemide nasıl yaşıyor, nasıl elektrik, su ve doğalgaz parasını ödüyor soran var mı? Zaten kıt kanaat geçinen çalışanlara kısa çalışma ödeneğiyle sürünürken trilyonlar Karasu, Arifiye tren yolu ihalesinde hiç edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak bu gerçekler ışığında diyoruz ki zengin toprakların fakir insanları olmayı bir kader olarak görmüyoruz. Aslında ülkemizin yetişmiş iş gücü de ekonomik varlıkları da çok farklı, müreffeh yaşamak için fazlasıyla yeterli, tek ihtiyacımız ülkenin ve halkın çıkarlarını esas alan bir anlayış. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üretime dayalı büyümeyi hedefleyen, tarım ve hayvancılığı önemseyen bir anlayışla farklı bir gelecek mümkündür. Yine zorlukların paylaştıkça azaldığının en büyük kanıtı tarihimizin ve kültürümüzün ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak parti örgütümüz dahilinde ve gücümüz nispetinde uzaktan eğitimin zorunlu kılındığı ve internet, TV destekli eğitim diye tarif edilen ancak evlerinde TV'si olmayan öğrencilerimizin evleri öncelikli olmak üzere televizyonu olmayan 40 aileye televizyon desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 21. yüzyılda Sakarya'da tespit ettiğimiz televizyon olmayan 40 aileye bugün örgütlerimiz tarafından nasip olursa 40 adet televizyon teslim edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Örgütüm adına, tüm ilçe örgütlerim adına, tüm il yönetimim adına hepinize teşekkürler, saygılar, sevgiler. Televizyon olmayan ailelere tek tek teslim edilecek. İnşallah öğrencilerimiz de derslerini yapabilecek. Ona göre de Sakarya'mızda 21. yüzyılda ekmeği olmayan
Ama televizyonda olmayan ailelere en azından bir dokunmak istedik. Teşekkür ediyorum tekrardan. Dağıtımlar bugün mü başlayacak başkanım? Dağıtımlar bugün ilçe örgütlerimize verilecek. Onlar zaten adresi ve ismi belli olan arkadaşlara teslim edilecektir.